İyi akşamlar değerli seyirciler. Hepinizden kalbi duygularla selamlıyorum. Her hafta Perşembe günleri saatler 22'yi gösterdiğinde bizler sizlerle birlikte televizyonlarınızın karşısında siz biz de ekranlarda belli bir dini konuyu sizlerle paylaşmanın mutluluğunu, onurunu yaşıyoruz. Dini konularda bilgi edinmek her birimizin aslında temel sorumluluklarından bir tanesidir, başta gelenleridir. Peygamberimiz din nasihattır diye buyurmak suretiyle insanların dini konularda sürekli kendilerini yenilemeleri, temel dini meseleleri sürekli canlı tutmaları, hayatın kulluk olarak yürütülebilmesi için bunlara ihtiyacının olduğunu bilmek bu canlılığın devamını sağlayacaktır. Dünyada çeşitli olaylar meydana gelmekte. Bu olayların her birisinin dinle alakalı, inancımızla alakalı bir boyutu vardır. Din hayatın bütün karelerini ilgilendirdiğinden dolayı da her bir halimizin, her bir sözümüzün, her bir hayat karemizin mutlaka dinde bir karşılığı, dini bir izahı, dini bir gerekliliği söz konusudur. Bazı konular itikadi, bazıları ameli, bazıları ahlaki, sosyal ve toplumsal olmak suretiyle farklı kategorik boyutlara olsa bile her birisinin dinimizde karşılığı vardır. Zira dinimiz hayat dini, sadece ibadetlerle ilgili, sadece ibadetlerle sınırlı bir din değildir. Bu akşam biz değerli konuğumuzla, kıymetli hocamızla kutsallarımızı, kutsallara karşı sorumluluklarımızı, kutsallara karşı saygılı olmayı ve bunun ne demek olduğunu, nasıl yapılması gerektiğini, burada sınırların ve çizgilerin nerelerde başlayıp nerelerde bittiğini konuşmaya çalışacağız. Ve bu konuda her bir konu gibi bir başka yönüyle hayatımızın bütün karelerini ilgilendirmekte ve bizi sürekli o kare içerisinde canlı tutacak bir problem olarak, sorun olarak veya bilgi olarak yanımızda, karşımızda durmaktadır. Bildiğiniz gibi bir haftadan 10 günden beri Kudüs'ün, İsrail'in başkenti yapılmasıyla alakalı dünya gündemindeki haberler var. Yine bir başka boyutuyla bizim dinimize göre kutsal olarak bildiğimiz, inandığımız ve bu kutsal inanışımız üzerinden de o güne önem verdiğimiz Kur'an'da ve sünnette, hadislerde de önem atfedilen, hayatımıza da davranışlarımız olarak, değer olarak da yansıyan Cuma günüyle ilgili Batı toplumunun bir takım değerlendirmeleri oldu. Daha doğrusu toplumu kastetmiyoruz. Orada bir şekilde bu konu gündem yapıldı. Kapitalist düşüncenin belki ürünüydü ama biz bundan bir sonuç da çıkarmamız gerekecektir. Başka günler yokmuş gibi Cuma gününe, Kara Cuma demek suretiyle bu belki bir sıradan cümle olabilir ama bu taraftan bakıldığında bizim en önemli günlerimizden bir tanesi olan Kur'an'a ve sünnete konu olmuş, mübarek olduğuna inandığımız, bereketli olduğuna inandığımız, diğer günlerden farklı olduğuna inandığımız bir gün için kara ifadesinin kullanılmasını elbette biz bir şekilde okuyup değerlendirmemiz gerekecektir. Ve aynı güne Mısır'da 300'ün üzerindeki Müslüman din kardeşimizin şehit edilmesini de eklersek bunların çok o kadar tevafuk olup olmadığı ile ilgili bir zihinsel egzersiz yapmamız gerekecektir. Bunlardan hareketle bu akşam biz değerli hocamızla işte kutsalları, bu değerleri, bu değerlere saygıyı konuşacağız. Din faktörünün değerlere saygı ve mesafe konusunda ne kadar etkili olup olmadığını da değerlendirmeye çalışacağız. Sohbet konuğumuz yine bu ekranlardan sizin yakından tanıdığınız 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden yardımcı doçent doktor Salih Keskin hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar efendim. Sizi programımız vesilesiyle seyircilerimiz zaten tanıyor. Çok fazla tanıtma ihtiyacı da hissetmedik. Bu giriş anonsumuzda da ifade ettiğimiz gibi hocam son günlerde sosyolojik ve siyasi bir değerlendirme yapacak olursak Batı toplumuyla, yani Hristiyan toplumuyla demiyorum, özellikle cümleyi seçerek kullanıyorum, Batı toplumuyla Doğu bloku toplumları arasında bir görünen veya görünmeyen bir rekabet, kavga, gözyaşına kana da dönüşmüş olan bir bölümüyle belki zımnen gözyaşı ve kan bu nedenle var. Dönüşmüş bir kavga var. Bu bloğun bir tarafında belki Batı toplumu
Hristiyan inanç merkezli. Doğu toplumunda da yine Rusya ve Çin'i, İran'ı ve Türkiye'yi koyarsak karma bir toplum var. Fakat Batı toplumunun bu kamplaşmada ve bu blok üzerinden yapmış olduğu atışlarda karşı tarafta bu işin muhatabı olan ya da sorunla karşılaşan ya da bedel ödeyen Müslümanlar oluyor. Bu nedenle altını çizmeye çalışıyorum. İfade ettiğim gibi gerek Kara Cuma denmiş olması bu bizim mübarek günümüze, gerekse Kudüs'ün başkent yapılmasıyla alakalı bir gayretlerin en azından basına ve yayına yansımış olan konuşmaların, düşüncelerin ve sürecin değerlerle ilgili toplumların birbirine karşı saygısızlığının sınırlarını ya da sınırların aşıldığını göstermek bakımından en hafif ifadeyle böyle bir çizgiyi görüyoruz. Bundan hareketle biz değerleri konuşalım. Daha doğrusu bu nedenle değerleri konuşmuş olalım. Şimdi değerler deyince isterseniz kutsalları bir tanıyalım. Bir insanın doğuştan gelen kutsalları nedir? Bu kutsallar ne gibi sorumlulukları gerektirir? Veya daha yumuşak ifadeyle bu değerlere karşı, kutsallara karşı saygının ölçüsü ne olmalıdır? Nerede başlar, nerede biter? Bunu ifade edelim. Sonra da bu izah ettiğimiz konuların üzerine sohbetimizi bina edelim. Buyurun. Öncelikle böyle bir fırsatı verdiğiniz için size televizyonumda çok teşekkür ediyorum. Tekrar izleyicilerimize hayırlı akşamlar olsun demek istiyorum. Esasen sizin açılım yaptığınız alan üzerinden alarak değerlerimize doğru gelmeyi tercih edeceğim. Değer dediğimize, zihnimize, kutsallarımız deyince, zihnimize camimiz, ezanımız, dini, milli değerlerimiz, hepsi belki akla gelecek, bayrağımız, hepsi gelecek. Ama insanlar kavramlarla düşünür, kavramlarla konuşur, kavramlarla anlaşırlar. Bunu merkeze alarak öncelikle sizin bizim önümüzü açmak adına zikrettiğiniz modern dönemde dünyanın akışı içerisinde iki blok üzerinden dünyanın değerlendirilmesi ve Müslüman kimliğinin nerede durduğu ve ona karşı yapılan örneklerini verdiğiniz Kara Cuma, Kudüs gibi güncel değeri olan ve bizim yüreğimize gerçekten ciddi anlamda yara bırakan sorular ve sorunlar üzerinden bakmamız gerekirse Batı ve Doğu kavramlarını merkeze alarak öncelikle bir değerlendirme yapmayı, ardından bizi biz yapan, İslam'ın kutsal olarak saydığı değerlerin neler olduğuna temas etmeyi önceleyeceğim. Tabii Batı ve Doğu dediğimizde biz zihnimize çok net bir şekilde şekillenmiş bir kavram alanından bahsediyoruz aslında. Dışarıya çıkacak olsak, muhabir arkadaşlarımız karşılaştıkları insanlara soracak olsalar, Batı deyince ne anlıyorsunuz, Doğu deyince ne anlıyorsunuz diyecek olsalar, insanlar zihinlerinde herhangi bir ayrım yapmaksızın, otomatik bir şekilde, hiç sorgulamaksızın Avrupa'yı, Amerika'yı Batı, işte Çin'i, Rusya'yı, İran'ı Doğu olarak vasıflandırmış olacaklar. Ancak bir hakikat var. Biz yeryüzündeki sisteme bakacak olursak, yeryüzünün kurumsallaşmış haline bakacak olursak, aslında Batı ve Doğu insanın durduğu yere göre şekillenen kavramlardır. Hmm. Örneğin Çin coğrafi olmaktan öteye mi? Ya? Bunun her şeyin ötesinde bize kodlanan bir kavram olarak şu an görüyoruz bunu. Hmm. Çin Amerika'nın batısındadır normal şartlarda. Dünyayı şöyle bir önümüze alacak olursak Amerika kıtası ve batısında Çin'in olduğunu göreceğiz. Ama Amerikalı bir insana dahi Doğu neresidir diye soracak olsanız Doğu'yu Çin olarak vasıflandırır. Rusya'ya gidecek olursanız aslında ya da Çin'e gidecek olursak Çin'in batısında Rusya vardır. Ama Rusya dahi insanların zihninde Doğu'dur. Bu ayrım öncelikle nereden kendileri geliyor? Kendileri de o kavram içerisinde kendilerini izah ediyorlar, aslında, ifade ediyorlar. Aslında bu kavram bizim böyle düşünmemizi sağlamak için inşa edilmiş bir kavramdır. Eurosentrik düşünce denir, Batı merkezi düşünce denir, Avrupa merkezi düşünce denir buna. Ve Avrupa'yı dünyanın merkezine alıp Avrupa'nın batısında Avrupa'nın kendisini veya Avrupa'nın batısını batı, Avrupa'nın kendisi dışındaki diğer tarafını ise doğu olarak vasıflandırmanın getirdiği bir kavramlaştırmadır.
Sözlerimize başlarken insanlar kavramlarla düşünürler, kavramlarla konuşurlar ve kavramlarla anlaşırlar ifadesini kullanırken öncelikle bizim zihnimize kodlanan batı ve doğu kavramlarının hakikatinin ne olduğunu sorgulamalıyız ki kendi değerlerimizi anlarken bize dayatılan kavramlarla bunları düşünmek çok da isabetli olmayacaktır sonucuna ulaşalım diye böyle bir ifadeyi, açılımı yapmak istedim. Çünkü aslında biz İran'a gidecek olursak Türkiye bir batı devletidir. Yunanistan'a gidecek olursak Türkiye doğu devletidir. Ama bakıyorsunuz bir coğrafi dağılımın ötesinde siyasi, sosyopolitik bir arayışın neticesinde, Avrupa merkezli, Eurosentrik bir bakışın neticesinde dünyanın iki kutba ayrılışı ve bu iki kutbun birbiriyle mücadelesi üzerine bütün siyasal, sosyal ve dini yaklaşımların şekillendirildiğini görürüz. Hocam, siyasi yaklaşımları anlıyoruz, sosyal yaklaşımları anlıyoruz da yani dini yaklaşımların burada yerini ya da dinin buna göre şekillendirilmek istemesinin yerini nasıl değerlendirebiliriz diye belki aklımıza bir soru gelebilir. Geçtiğimiz haftalardaydı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının kendi Twitter hesabından paylaştığı bir video vardı. Çok dikkatimi çekti. Ben kendim aktif bir Twitter kullanıcısı değilim. Vaktimizi ayıramıyoruz belki. Ama önümüze ister istemez düştü. Önemli bir durum. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı kendi ülkesinde burası Hristiyan ülkedir, Müslümanları buradan kovmalıyız diyen bir aşırı grubun bir araya gelip yaptıkları küçük çaplı da olsa mitingi kendi Twitter hesabından paylaşarak, ki kendisi başkan olarak seçilmeden evvel de bunu ilan etmiş, burası bir Hristiyan ülkedir diye ilan etmiş birisi, onların kanaatlerinin yanında olduğunu destekleyen bir paylaşımda bulunuyor. Zihninin ürünü. Ve zihin dünyasının ne olduğunu bize gösteriyor. Biz tarihi sürece bakacak olursak, kendi değerlerimizi konuşmadan evvel dünümüzü anlamamız gerekiyor ki bugüne dair konuşabilelim ufkuyla bunu ifade etmek istiyorum. Kendi tarihimize bakacak olursak, tarihsel süreç içerisinde Müslümanların dünya tasavvurunun iki kavram üzerine şekillendiğini görürüz. Bunlardan birincisi Darül Harp kavramıdır, bir diğeri Darül İslam kavramıdır. Müslümanların egemen olduğu İslam siyasasının, İslam düşünce ufkunun, Müslümanca bir yaşamın hakim olduğu alan Darül İslam olarak vasıflandırılırken, İslam diyarı yani. İslam diyarı olarak vasıflandırılırken, İslami değerlerin yaşanamadığı, yaşanmasının çok da mümkün olmadığı alanlar Darül Harp olarak vasıflandırılmış, İslami nizamın geçerli olmadığı yerler olarak vasıflandırılmış. Bugün ancak yeryüzünün 14 asırlık İslam tarihi içerisinde baktığımızda hiç olmadığı şekilde yeryüzünün Müslümanlar tarafından farklı coğrafyalarına yayıldığımızı görmekteyiz. Örneğin bugün Avrupa'da çok büyük bir Müslüman nüfusu var. Amerika'da Hristiyanlıktan sonraki en büyük nüfus oranı Müslümanlarda. Şey, Çin'e gidiyorsunuz, Rusya'ya gidiyorsunuz. İkinci değilse üçüncü derecede nüfus sayısı itibariyle Müslüman nüfusunun varlığını görüyoruz. Sürekli hareket halinde üstelik. Bu bize şunu gösteriyor. Artık Darül Harp, Darül İslam kavramının ötesinde bir Müslüman coğrafyadan artık bahsedebiliyoruz. Hı. Önceden Müslüman coğrafya dediğimizde sınırları daha belli miydi? Belirli. Irak, Suudi Arabistan, Anadolu, Kuzey Afrika, Avrupa'nın bir bölümü, biraz daha Asya'nın içine doğru geçen bölüm, örneğin Afrika'nın yine iç bölgeleri. Osmanlı sınırlarıyla belki ifade edilebilecek bir alan karşımıza çıkıyordu. Ama bugün baktığımızda, bugün coğrafyanın her yerine Müslümanların dağıldığını ve birbirleriyle başka dinlerden insanlarla beraber yaşama gibi bir soruyla ve sorunla yüzleşmeye artık başladığımızı görüyoruz. Daha önceden farklı dinlerden insanlar Müslüman toplumun içerisinde kendilerine tanınan haklar çerçevesinde hayatiyet kazanabilirken bugün Müslümanlar farklı toplumların içerisinde kendi değerleriyle yaşamak durumunda. Bu bağlamda değer kavramı bizim üzerine gerçekten çok ciddiyetle durmamız gereken bir kavram alanı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü, duruş mudur aslında? Yani? Çünkü Amerika'dasınız, Müslümanca yaşayacaksınız. Ve o Müslümanca yaşayışınızı sizin kendi normlarınızla, kendi inanç haritanızla belirlemeniz gerekiyor.
Peki benim inanç haritam ne? Benim değerlerim ne? Sorusunu artık Müslümanlar kendilerine sormaya başlıyorlar. Çünkü hakim bir güç var. Sizin ekonomik gücünüzü belirliyor, sizin sosyal şartlarınızı belirliyor ve siz her şeyinizi artık oraya endeksleyerek düşünmeye başlıyorsunuz. Hatta öyle ki maalesef acı bir örnektir belki ama hasbihal bağlamında bunu ifade etmek istiyorum. Bir İngiliz televizyonunda, İngiliz resmi televizyonunda BBC'de karşılaştığımız bir Müslüman kimliğini nakletmek istiyorum. Bir belgesel, belgeselin başlığı Tommy's. Bir vesile bu belgeselle karşılaştım. Tabii karşımıza televizyonculuğun klasik üslubuyla süslenmiş bir şekilde ekrana dönerek gelen bir Tommy's yazısıyla karşı karşıya kaldım. Merak ettim, hiç bu kelime de ne demektir acaba? Yani Tommy bir isim ama Tommy's deyince ne kastediliyor? Ardından bir fotoğraf ekrana düştü. Bu fotoğraf Birinci Dünya Harbi'nde, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'ye indirilen, Müslüman coğrafyalardan toplanarak getirilen ve Müslümanlarla savaşmak üzere getirilen diğer Müslüman grupların videosundan birer görüntü, birer fotoğrafı oradan. Niye bunu gösteriyorlar derken ardından tek bir kişinin fotoğrafı karşımıza düştü. Acaba vurgu nedir diye kendi kendime sordum. Vurgu şuydu: Amerika Birleşik Devletleri Irak'a müdahale ediyor. Irak'a müdahale ettiğinde Irak'ta ölen bir Müslüman askeri var. O askerler, ölen askerleri içerisinde bir Müslüman asker var. Tabii İngiliz askerleri içerisinde de böyle bir asker var. İngilizler bir belgesel çekmeye karar vermişler. Kendi bayrakları için ölen bir Müslümanın durumunun ne olduğunu göstermek adına. Tabii tarihin şahitliğiyle başlıyorlar belgesellerine. İlk olarak diyor ki bakın Irak'ta bizim bayrağımız için ölen, tabii o zaman işte terörist bir Irak algısı hep işlediler o kamuoyunda. Onu desteklemek için evet bakın bizim için bir Müslüman canını feda etti ve şöyle bir cümle kullanılıyor. Deniyor ki evet Irak'ta bizim için canını feda etti bir kişi ama bundan önce de nice Müslümanlar bizim için, bu bayrak için canlarını vermişlerdi. İşte onlardan görüntüler diyor ve Birinci Dünya Savaşı'ndan Anadolu'yu işgal etmek için Hindistan'dan, Hint alt kıtasından getirilmiş Müslümanların görüntülerini veriyor. Yüreğim acıyarak izledim bu fotoğrafı, bu videoyu. Tabii neden böyle bir şeyi gündemimize getirdi acaba? BBC neden böyle bir belgesel çekti diye kendime sorduğumda birazdan belgesel kendi hakikatini ortaya koymaya başladı. Meğersem o gün İngiliz bayrağı için canını feda eden Müslümanları anma günüymüş. Onlar için bir anıt yapılmış. O anıtın etrafında da İngiliz bayrağı için ölen Müslümanların aileleri gelmişler. Onlara şehitlik diyelim kendi ifadeleriyle. Çünkü belgeselin içerisinde öyle değerlendirmeler vardı ki örneğin askerin, İngiliz askerin içerisinde Müslüman imam gidiyor onunla röportaj yapıyor. Eğer bizim için ölürse bir Müslüman nasıl defnedersiniz onu anlatıyor. İngiliz askerlerle beraber görev yapan Müslüman imamlar, onlarla röportajlar var. Ve en sonunda çok kısa tutmak adına özetleyerek ifade ediyorum. En sonunda o İngiliz bayrağı için ölen Müslümanların yakınlarına mikrofon uzatıyor muhabir. Diyor ki efendim ne hissediyorsunuz? Muhabirin mikrofon uzattığı kişi 2005 yılında Irak'ta İngilizler için ölmüş olan bir Müslümanın ağabeyi. Diyor ki siz kardeşinizi kaybettiniz, Irak topraklarına kaybettiniz. Ne hissediyorsunuz? Bu bizim için onurdur diyor. Mikrofon uzatılan kişi de bir Müslüman. Bu bizim için bir onurdur. Biz ülkemizin dik durması için, insanlığa iyiliği getirmesi için, terörizmin bitmesi için elimizden gelen neyse bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Arkada da fonda İngiliz bayrağı dalgalanmaya devam ediyor. Peki şunu sormak istiyorum diyor muhabir. Çok yani hayatım boyunca unutmayacağım bir sahne. Şunu sormak istiyorum diyor. Peki kardeşiniz vefat etti, canını verdi. Siz olsanız ne yaparsınız? Yarın benzeri bir sorumluluk sizin üzerinize düşse. Diyor ki evet ben de giderim, canımı veririm. Çünkü bu bayrak sayesinde ben bağımsız düşünebiliyorum, özgürce yaşıyorum. İstediğim şeyi giyinerek okula gidebiliyorum. İstediğim şekilde yaşayabiliyorum, istediğim sözleri ifade edebiliyorum.
bir Pakistanlı Müslümanın oradaki sözü. Bunu hiç düşünmeyen cahil birisi olarak vasıflandırabilirsiniz ama... Bunu nasıl okumak lazım? Bunu hocam, çok enteresan bir tablo. İngilizlerin hocam, yaptığı bir şükran değil herhalde. Değil. Göz boyama ya da manipüle etme. Büyük bir kriz dönemindeyiz değerli hocam. Değerlerimizden, maneviyatımızdan, kutsalımızdan uzaklaşmış ve bize kutsal olarak sunulan kavramlar üzerinden hayatımızı ya da ekonomik değerler üzerinden hayatımızı hep şekillendirme arayışı içerisindeydik. Bizim ecdadımıza gidip al sana şu çuvalla para ama gel şu inancını değiştir demiş olsalardı, çuvalı sopaya, o parayı sopaya atar, yakar. Kendi inancını yine değiştirmez, buna göre yaşardı. Evet. Bugün ise bugün bu soruyu kendimize bizim sormamız gerekiyor. Ben bir dünyaca kabul gören bir BBC'nin çekmiş olduğu bir belgesel üzerinden bunu konuştum. Örneklendirdim ama aslında bunu aktarmamın bir nedeni vardı. Biz neredeyiz sorusunu aslında cevap verebilmek içindi. Biz hangi değerler için yaşıyoruz? Hangi değerleri hayatımızın merkezine yerleştiriyoruz? İslami kaynaklarımıza baktığımızda dinin, malın, ırzın, canın, neslin korunmasının esas olarak vasıflandırıldığını görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hususta Müslümanlara yönlendirdiği pek çok hadis-i şerifi var. Örnekleri de var. Yaşamları. Burada ve hayata bunun nasıl sağlanması gerektiğine dair gerek ashab-ı kiramın hayatından, gerek bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından birebir örneklerini görme imkanımız var. Ama biz bugüne geldiğimizde şöyle bir sorunla yüz yüzeyiz, karşı karşıyayız. İnandığımız kaynakları okuyoruz ama okurken farklı gözlüklerle okuyarak kendimize yarayacak, kendimizi bugün inandığımız şekle dönüştürecek bir yaklaşımla okuyoruz. Aslında bugün çocuklarımıza okullarda verilen medya okuryazarlığı derslerinin ne kadar önemli olduğunu da burada görüyoruz. Hayatı anlayabilmek, okuyabilmek adına da aslında bizim manevi olarak bir başka gözlüğe de ihtiyacımız var. Evet. Yani Müslümanca hayatı okuyabilme, hayatı görebilme gözlüğü. Yoksa modern hayatın bizlere dayattığı cazibe, maddeci yaklaşım, maddeyi merkeze alarak hayatı okuma yaklaşımı hayatımızı, her şeyi silip götürüyor. Biraz evvel aktardığım o Pakistanlı gencin, kardeşim İngiliz bayrağı için öldü, ben de ölürüm. Çünkü burası bana ekonomik imkanlarımı sağlıyor. Bu devlet bana sosyal imkanları sağlıyor. Burası bana inandığım gibi ibadet etme imkanını sağlıyor gibi arka arkaya aktardığı, ifade ettiği değerlendirmeler bizi öncelikle kendi öz vatanımıza nasıl bir sistem kurduğumuz ya da kurmamız gerektiği noktasında de düşündürmeli. Hocam siz İngiltere'de kaldınız. Burada da akademisyen, yani kabul gören akademisyenlerdensiniz. Fakültede tanıdığımız, bildiğimiz arkadaşlar da var. Siz de bunlar arasında toplumun kabul ettikleri, sık sık toplum önüne çıkanlardansınız. Şunun için onu söyledim. Yani İngiltere'deki değer yargılarını şöyle böyle belki birkaç sene kaldınız ama akademik gözle de bakarak, toplum içerisinde olan bir insan sıfatıyla da bakarak oradaki değer yargısına bir isim verebilecek kadar bir tecrübeye en azından sahip olmuşsunuzdur. Anlattığınız bu örnek üzerinden bir değerlendirme yapacak olsak, o toplum nasıl, neye göre inşa edilmiş ki hiç böyle inanç değerini sorgulamadan içerisinde bulunduğu devletin bayraksal değerinden hareketle böyle bir kabule ve hatta kabule aşan bir şeye dönüşüyor, yaklaşıma dönüşüyor. Yine örneğini verdiniz. Bu taraftan kotları ve kökleri Hazreti Adem'e kadar dayanan, bir yönüyle de ahiret boyutu, ebedi bir alemi de içerisine alan bir zihniyetin mensubu olan kimse seküler bir anlayışla günlük meselelerin izahını ön plana çıkartarak değerlerini bunun altında gölgeleyebilecek, evet, ya da gölgelemek için görünmediği yerlerde satır aralarında, kapı arkalarında bunu halledebilecek, dinini satacak ifadesi çok ağır bir ifade olabilir. Ama dışarıdan ve içeriden baktığın zaman öyle de söyleyebileceğimiz bir noktaya, moda, koda gelebiliyorsa
Orada ne var, burada ne yok? Ya da burada ne var, orada ne yok yani? Sorunumuz değerli hocam, benim şahsi kanaatim bu. Tabii arkadaşlarımızın, hocalarımızın elbette kanaatlerini açmak lazım bu mevzuyu. Daha farklı platformlarda konuşmak lazım. Ama sorunumuzun temelinde din algımızın yattığını işin doğrusu ifade etmek isterim. Biz Anadolu üzerinden bakacak olursak, önce kendi içinde bulunduğumuz alandan bakacak olursak, dini sadece namaz kılmak, sadece oruç tutmak, sadece zekat vermek gibi şekli unsurlar üzerinden algılamak ya da bu ibadetleri de sadece şekli olarak yerine getirmek, ibadetlerin ruhunu anlamaksızın yerine getirmek şeklinde anlıyoruz. Halbuki İslam dini hayatın her alanını kapsar ve insana bir kimlik verir. Önemli İslam alimlerinden birisidir Zerkeşi. Hı hı. Zerkeşi'nin yazmış olduğu bir eser var. Mana La İlahe İllallah adını verir eserine ve o La İlahe İllallah ifadesinin kelime-i tevhidin anlamı adını verdiği bir eseri vardır. Eserinde der ki, kişinin La İlahe İllallah demesi aslında o kişi için bir kimlik beyanıdır. Hı. Onun kişiliğinin, karakterinin, ana dokusunun ne olduğunu gösterir. La ilahe illallah demek sadece tesbih ile şu kadar sayıda hızlıca şu kadar kez söylenecek bir ifade değildir. Allah'tan başka ilah tanımıyorum demek. Allah'tan başka Rab tanımıyorum demek. Aslında insanı teslim alabilecek olan her şeye karşı dik durmak ve Mevla'nın sadece kulu olmaktır. Modern döneme geldiğimizde biz aslında telaffuz ettiğimiz kelime-i tevhidin anlamının ne olduğunu yitirdiğimiz için kendi kimliğimizden uzaklaşma, kimliksiz bir Müslümanlık örneği ortaya koymak gibi bir durumla karşı karşıyayız. Camilerimizi yapıyoruz belki. Belki namazlara, camilere gidiyoruz. Ramazan geldiğinde geniş sofralarımızı, oruçlarımızı tutuyoruz. Ama kıldığımız namaz bizi kılmıyor ise, tuttuğumuz oruç bizi tutmuyor ise, İnandığımız din bizi yalan söylemekten, iftira atmaktan, mahcubiyet duymaktan, yanlış yaptığımıza tevbe etmekten eğer tevbe etmeye yönlendirmiyor ise, o zaman biz nasıl bir inanç alanı içerisinde olduğumuzu düşünmeliyiz. Ya da tamamıyla seküler bir hayat içerisinde, memursak ayın 15'ini sadece düşünerek, akşam hangi filmi izleyeceğimizi düşünerek, özel sektörde çalışıyor isek sadece o yaşamak için çalışıyor isek, yaşatmak için değil, yaşamak için çalışıyor isek, yaşatmak kavramı kendimizi de yaşatmak, inanç değerlerimizi de yaşatmak ve bizden sonraki gelen nesilleri de örnek olarak onları da yaşatmak için eğer emek vermiyor isek, bizim doğada yaşayan diğer canlılardan acaba bir farkımız olacak mıdır? Daha önceden hocam geleneksel olarak yaşayan, belki eğitim seviyesi düşük olan kardeşlerimizi, insanlarımızı, vatandaşlarımızı dikkate aldığımızda bunların dini ibadetle sınırlı olarak değerlendirmelerini ve düşünmelerini çok yadırgayamayız. Yani aldıkları tahsil düzeyini ve öteden beri geldikleri süreci dikkate aldığımızda onun ibadeti din olarak görmesi bile takdir edilecek bir şeydir. Ama bu sadece bizim toplumumuzda bunlarla sınırlı değil ki. Entelektüel birikime sahip olanların, ilahiyatçıların, yani kendimizi de bir öz eleştiri yapmak lazım. İlahiyatçıların da, farklı akademik unvanlara sahip, farklı meslek gruplarına sahip olanların da bu değerlendirme kapsamında kendi iddiasına sahip olmadığını ya da iddiası için malı veya diğer unsurlarla ilgili gösterdiği gayreti göstermediğini görüyoruz. Acaba son bir yarım yüzyılda veya 20 yılda ortaya atılan ılımlı İslam, hoşgörü kavramı, diyalog kavramı gibi böyle dinin sulandırılmaya çalışması, daha böyle zevksel ve görsel bir din anlayışının sunumu, bunu sunarken onun kolaycılığının da ortaya konmuş olması, belki Hristiyan paketlemesine de biraz montaj olarak uyması nedeniyle mi toplum böyle manipüle edildi? Öyle de diyebilir miyiz? Hep böyle yani eğitimle ilgili mi bakmak lazım buna yani? Muhterem hocam, aslında ben
ortaya atılan, konuşulan kavramların tevafuken meydana çıkmış kavramlar olduğu kanaatinde değilim. Hı. İlk sohbetimize başlarken ifade ettiğim cümleyi tekrar zikrediyorum. İnsanlar kavramlarla konuşur, kavramlarla anlaşır ve kavramlar üzerinden birbirleriyle iletişim kurarlar. Bunu dikkate aldığımızda aslında hoşgörü kavramı, ılımlı İslam kavramı, bunların kendi temel değerlerimizden neşet eden kavramlar olmadıklarını görüyoruz. Aslında bize dayatılan, böyle düşünmemiz gereken, bunların uygun olduğunu düşünmemiz gerektiği ifade edilen kavramlar olduğunu görüyoruz. Bu nedenle aslında değer dediğimizde, kendi değer haritamızı anlamak için emek vermemiz gerektiğinde burada doğrudan kendi asli kavramlarımıza dönmek ve bu kavramlara hayat kazandırmakla mükellefiz. Biz modern hayatla inandığımız değerler arasında bir bağ kuramamanın, kurmadan yaşama arayışı içerisinde olmanın aslında sorununu... Kurmak gerekir mi? Bizim dinimizin kendi modernitesi yok mu ki hocam? Yani onu da açabiliriz. Belki dinin temel umdelerini değiştirmeden, daha zaten değiştiremeyiz ama yani o temel unsurlara dokunmadan günlük sosyal hayatta belki yaşamsal ilişkilerde bir takım günlük gelişmeler Batı'nın söylemleriyle de örtüşen gelişmeler yapabiliriz ama bunu kendimiz üretemez miyiz? İlla da Batı değerleriyle, modern değerlerle ya da modern dediğimizde Batı'nın değerleri zaten aklımıza gelir. Kendimiz bir değer üretmediğimiz için kendimiz üretsek. Modern kavramı, Batı kavramı, Doğu kavramı hepsi bize dayatılan kavramlar üzerinden bir yansıma. Evet. O yüzden yiğidin dirileceği yer, yiğidin tekrar kalkacağı yer, yıkıldığı yerdir. Bizim yıkıldığımız yer neresidir diye baktığımızda onu tespit edip onun üzerinden ancak kalkabiliriz. Burası da ilimdir, bilgidir, hikmettir. Modern dünyada bugünün bütün o albenili dünyası karşısında, modern dünyanın bütün albenisi karşısında Müslüman bireyler ancak ve ancak yeniden bilgi kaynaklarına dönerlerse, yeniden bu bilgi kaynaklarının kıymetini anlayacak, mahiyetini anlayacak bir özelliğe sahip olacak olurlarsa, ancak ve ancak o zaman yeni şeyler üretebilecek, dünyayı değiştirecek, dönüştürecek söylemler geliştirebileceklerdir. Aksi takdirde biraz evvel zikrettiğimiz Pakistanlı gencin değerlendirmesinin merkezinde aslında tek bir şey var bakıyoruz. Maddiyat var. Maddeci yaklaşım var. Bu bayrak bana iyi ekonomik şartlar altında yaşama imkanı veriyor. Bu bayrak bana kendimi ifade edebileceğim özellikler veriyor. Öyleyse ben bu bayrak için canımı verebilirim. Gücümü buradan alıyorum. Evet, gücümü buradan alıyorum. Bu tamamıyla maddeci bir yaklaşım, bir neticesi. Ama bir Müslümanın böyle bir düşünce dünyasına sahip olup olmaması ne ölçüde mümkündür diye kişi sormadığında kendisine, sadece kazandığını, biriktirdiğini esas alarak bir hayat anlayışı kurmaya başladığında işte tam da burada bir sorunla karşılaşıyoruz. Örneğin geçtiğimiz haftalarda kullanılan bir Black Friday diye bir ifade vardı. Kara Cuma ifadesi geçmişti. Bunun Türkiye'de dahi kullanıma girmesinin, tepkinin ötesinde bazı firmaların bunu kullanmasının arkasına baktığımızda ben bir vesile bakmıştım ya bu kavramda neyin nesiymiş, neden Kara Cuma diye ifade edilmiş. Aslında bir ekonomik kavram. 1961 yılından bu tarafa işte 25 Kasım örneğin bu yıl kutlanmış. O gün büyük firmalar büyük indirimler yapıyorlar. Sabah 4'te dükkanlarını açıyorlar. Gecenin bir yarısına kadar devam ediyor. Yılın hiç görülmemiş indirimini yapıldığı bir zaman dilimi ve insanlar birbirlerini eziyorlar, yarışıyorlar. O ürünü o fiyata alabilmek maksadıyla %80'e varan indirimler yapılıyor ve çılgın bir gün diye isimlendirmek adına işte güya ekonomistlerin değerlendirmesi. İşte Black Friday neden bir perşembe günü değil, neden cumartesi değil, neden pazar değil? Evet. Tabii soruyorsunuz zihninizi ama tevafuk olsa bile soruyorsunuz. Evet, yani soruyorsunuz. Çünkü hep bütün kavramlar bilinçli olarak oluşturulmuş. Bunun üzerinden süreç işlemiş. Ama vahim olan da şu. Örneğin bu yıl bu ülkemize gündeme gelip konuşulana kadar da yani biz bunun çok da farkında
değilmişiz. Hani indirim günü diye geçmiş, kullanılmış. İnsanlar bunu her zamanda cumaya mı geliyormuş? Evet, muhakkak cuma gününe denk geliyormuş. İşte hatta o Christmas'tan önceki son cuma diye tanımlıyorlar bazı yerlerde. Onlar belirliyorlar ve o cuma gününü Black Friday olarak belirleyip indirim günü olarak kullanıyorlar. Baktığımızda doğrudan işte Müslümanların cuma günü var, biz onu olumsuzlarız, ibadet gününü olumsuzlarız demiyor. Ama kendi toplumunda o günü baştan aşağıya alışveriş yapılacak, tüketim kültürünün en önemli günü haline getiriyor. Ve o en önemli güne kara, işte bizim toplumumuzda işte kara çarşaf örneğin bir ifade olarak kullanılmış ya da negatif Fatma bir algı oluşturulmuş. İşte kara Fatma gibi bir örneğin isimlendirme kullanılıyordu. Neden bakıyorsunuz? Olumsuzlamak adına bir kullanım alanı söz konusu. Halbuki Amerika'da, ilk Amerika'da, ardından Kanada, ardından İngiltere'de uygulanan bir şey. Aslında baktığınızda bir ticari eylem. Onların kendi inançları için önemli olan Christmas'tan önceki son işte cuma olarak vasıflandırılıyor. Bir indirim alanı olarak vasıflandırılmış. Çok daha başka bir isim de verilebilecekken. Hayır, öyle bile olsa hocam 2 milyara yakın müntesibi olan evet, bir dinin önemli kutsalını, bir gününü, kutsalını dikkate almak durumunda gerekir, değil midir? Yani gerçekten de çok şey olsa bile, yani iyi niyetle olan bir şey, kendi dünyasında olması gereken bir şey dahi olsa, çok güzel ifade ettiniz siz, geçmiş yüzyıllar gibi değil ki, her toplumda en az onların üçte biri kadar Müslüman var. Saydığınız ülkelerde, Amerika, Kanada, özellikle Avrupa'da. Ve bu insanlar sokağa çıkmış olsalar ya da haykırı bir dil geliştirmeye çalışsalar, oranın düzenini ve huzurunu çok rahatlıkla bozabilirler. Yine de böyle bir harekete geçmediler. Ben birçok şeyi alt alta düşünüyorum bu ortaya gelince. Çok çok tesadüfi olsa bile, çok tevafuken olsa bile bunu hesaba katması gerekir. Eğer hesaba katmadıysa, öyleyse bunun sonuçlarının muhtemel nasıl yansıyabileceğini hesap ederek maksatlı olarak bir harekettir. Bakalım ne çıkacak diye hocam, de düşünüyorum isterseniz. Tam da ben onu ifade etmek isterim. Yani bu, ya bizim toplumumuzda bu kadar Müslüman var, onların değerlerine, kutsallarına saygısızlık olarak anlaşılabilir, böyle yapmayalım diye düşünmek yerine aslında bir bakalım bilinçli ne oluyor? bilinçli olarak bu kavramlar toplumun gündemine getirilir ve bu kavramlar üzerinden hep toplumun dönüştürülmesi hedeflenir. Aslında sosyopsikolojik araştırmaların da neticesinde ortaya çıkan bir şeydir. Bakarsınız toplumda eğer bir şeyi olumsuzlamak istiyorsanız ona farklı kavramlar üzerinden olumsuzluk yapıştırırsınız. Örneğin Müslümanların önemli aylarından birisidir Recep, Şaban, Ramazan isimleri. Bakarsınız toplumda belli bir zaman dilimi içerisinde, belki gülerek görürsünüz, hoşunuza gider o esnada ama sizin zihninizin arkasına kendi inandığınız toplumda, kendi hayata geçirdiğiniz hayatın tam da göbeğine bakarsınız, Şaban vurgusunu, Şaban ayının, Şaban ayı isminin olumsuzlaştırılmasına şahit olursunuz. Recep dersiniz, artık insanlar çocuklarına Recep adını veremiyor acaba. Lüzumsuzluk mudur? Bir başka şekilde algılanabilir mi diye, çocuğumla şöyle dalga geçerler mi diye. İnsanların değer verdiği, kutsal olarak gördüğü, yüce olarak hissettiği ne varsa bunların her biri üzerinden bir farklı açılımın yapıldığını görüyoruz. Ya hocam çok da aslında iddialı değil mi bunlar? İşte sıradan espri yapılan şeyler. Biz kendi toplumumuzda kendi isimlerimizi eğer yanlış algılamalara, yanlış anlaşılmalara müsait halde eğer kullanıyor isek, yani başka dinden, başka inanç dünyasından, başka inanç haritasına sahip insanların bizim değerlerimize, kutsallarımıza kıymet vermemesi çok doğal bir sonuç olacaktır. O yüzden çok daha ölçerek, biçerek, önünü sonunu düşünerek aslında her kavramı bilinçli olarak kullanmamız gerektiği sonucuna buradan ulaşıyoruz. Yoksa aksi takdirde varacağımız yer hiç de sağlıklı bir yer olmayacaktır. İnsanın canını koruması ne kadar
önemliyse, malını koruması ne kadar önemliyse, ırzını koruması ne kadar önemliyse, neslini koruması yine bir o kadar önemli. Bunların her birinin içerisinde nesli korumak, ırzı korumak, ırz dediğimizde kişinin haysiyetini, inandığı onurunu aslında hepsini kapsıyor. Burada sadece yani toplumda infiale sebebiyet verecek bir vaka olarak değerlendirmemek lazım. Irz kavramı, onur kavramı çok daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Cinselliği aşan sadece bir şey. Cinsellik üzerinden konuşulacak kavramlar değildir. Bu yüzden insanın onuru aslında kullandığı kavramlarla da, inandığı değerlerin içinde olduğu o kavramlarla da hakeza korunmalıdır. Bu korunmadığında toplumlar arasında çok büyük uçurumlar oluşur. Bakarsınız farklı inanç grubuna sahip olan, farklı bir inanç haritasına sahip olan bir kişi çok kolay bir şekilde bir Müslümana ya da farklı dinden yine bir başka kişiye hemen hakaret edebilir, onu dışlayabilir, onu ötekileştirebilir bir uygulama alanı içinde bulabilir kendini. Ama bizim medeniyetimize, İslam medeniyetine baktığımızda olabildiğince beraber yaşanabilir zeminlerin kurulduğunu, belde haklar ve sorumluluklar çerçevesinde tabii ne yaparsanız yapın, istediğiniz şekilde zarar verin, biz yine sizi hiçbir şekilde tepki göstermeyiz anlamda değil ama Müslümanların da onurunu koruyarak, farklı inanç gruplarından insanların da onurlarını, saygınlıklarını koruyarak bir medeniyetin teşekkül ettiğini görürüz ki bunun en önemli örneği Kudüs'tür. Evet. Kudüs'e gittiğimizde bakarız, bir tarafta Hristiyan mabedi, onun yanında Yahudi mabedi, onun yanında Müslümanın camiini görürüz ve orayı asırlarca yönetmiş olan Müslüman idarecilerin buraya müdahale etmediklerini, oradaki farklı inanç gruplarını siz Kudüs'e yer alamazsınız, burası bizim kontrolümüzde bir yerdir deyip çıkartmadıklarını görürüz. Tam da bu bağlamda nasıl kavramların önemi varsa şehirlerin, mekanların da elbette inanç haritamızda önemli bir yeri vardır. Mekke mukaddestir, Medine mukaddestir. Yine hadis-i şeriflerde görürüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kudüs'ün yine Müslümanlar için çok önemli bir yer olduğunu, mukaddes bir yer olduğunu vasıflandırmıştır. O zaman bize düşen müminler olarak, Müslümanlar olarak bu mukaddeslere önce kendimiz saygı göstermek, hürmet göstermek, ardından bu hürmetin gösterilebilmesi için onurlu bir duruşu ortaya koymak durumundayız. Bu nedenle güncelle bağlantısını kurabilmek adına önümüzü açtınız hocam. Çok teşekkürler. Bu nedenle Kudüs'ü sadece bir inanç alanı olarak görmenin ötesinde Müslümanların Müslümanlara bir emanet, bir emanet olduğu bilinciyle hareket etmek bizim asli sorumluluğumuzdur. Bu nedenle de orada Müslümanların zoraki tehcire tabi tutularak göç etmelerine imkan sağlayacak şekilde zorluklar oluşturularak Müslümansız bir Kudüs oluşturulma gayretlerinin karşısında olmak bütün Müslümanların asli sorumluluğudur. Bugün Kudüs'te yer alan Müslüman kardeşlerimiz bu sorumluluğu kendi canları, kendi gelecekleri pahasına yerine getiriyorlar. Ama biz neredeyiz sorusunu kendi iş dünyamızda çok derinden sormamız lazım. Nasıl yardımcı olabiliriz, ne yapabiliriz sorusunu çok derinden sormamız gerekiyor. Biz hocam 3-4 dakikamız var, hem de toplamış olacağız. Bu ifade ettiğiniz Medine, Mekke, Kudüs, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa Müslümanların heyecanlarını zinde ve canlı tutabilmek için aslında temel yapı taşları. Dünyadaki tüm Müslümanlar bu hedefler için, bu noktalar için her şeyini verebilecek bir heyecana sahipler. Belki başka bir unsur ve hususiyet Müslümanların ortak hareket etmelerini sağlayabilecek güce sahip olmayabilir. Bunlar çok hassas böyle. Şöyle bakabilir miyiz? Hem de toparlamış olalım. Şimdi biz Müslümanlar olarak ya da Müslüman gözüyle baktığımızda bizim inanç değerimizden başka doğru bir inanç değeri yok. Yani tevhide bağlı ve dayalı başka bir inanç sistemi bugün itibariyle yok.
her ne kadar Hristiyanlık ve Yahudilik varsa bile bugün o bizim İslami değerlerimize göre kutsal bir din değil. Hak elbet. Dini İslam ve aslında evet. Hristiyanlık da Yahudilik de özünde onun içerisinde İslam'dır, olan. Onun içerisindedir. Ancak, ya da milli bir dindir evet, geçmişte. Evet. Şimdi biz olaya böyle bakarak tüm mabetleri ve kutsalları çok rahat göremeyebiliriz. Ama Peygamberimiz döneminde de bunlar var olduğu halde Peygamberimiz bu karşı tarafın ya da kendisinin dışında olan beşeri kutsallara bile itibar etmiş midir? Onu da ifade ederek toparlayalım birkaç cümleye. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında Yahudilerle, Hristiyanlarla ilişkilerinde aslında çok farklı merhaleler var. Onu belki ayrı bir mevzubahis yapmak lazım ama vefat etmezden evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zırhını bir Yahudi'ye rehin vererek Efendimiz alışveriş yapıyor. Evin ihtiyaçlarını karşılıyor. İslam alimleri derler ki bakın Efendimiz bütün haşmetiyle Müslümanların güçlü olduğu bir dönemde Medine'de bir Yahudinin ticaret hayatına devam etmesini uygun görmüş. Bunun ötesinde yetmemiş. Gitmiş onunla ticaret yapmış. İtibar onunla alışveriş yapmış. Ona itibar etmiş. Hatta karşılıklı takas usulüyle bir alışveriş yapmış. Zırhını vererek alışveriş yapmış. Bu aslında Peygamberimizin son nihai mesajı olarak müminlere farklı dinden insanlarla nasıl hareket edebileceklerine dair çok somut, çok önemli bir örnektir. Müslümanın durduğu yeri ifade eder. Müslümanın durduğu yeri ifade eder. Tabii Müslüman saf olmamalı. Kendisine zarar gelecek yerde muhakkak kendisini koruyabilecek durumda olmalı. Güçlü olmalı, kuvvetli olmalı. Ama sırf inanç değerindeki farklılık üzerinden de başka insanları ötekileştirmemeli. Burada belki nihai sözler olarak bir cümleyle şunu ifade etmemiz gerekiyor ki Müslüman kendi kimliğinin farkında olmalı ve kendisini tanımlarken değerlerinden, kutsallarından uzak bir şekilde tanımlama arayışı içerisinde olmamalıdır. Atalarımızın kendinden sözü, korkmamalı ve kaçmamalı. Kaçmamalı. Yani. Büyüklerimiz nasıl bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diyorlarsa biz bugün aslında bir kimliği ifade etmek adına şöyle bir söyleme bunu dönüştürebiliriz. Bana değerini söyle, bana kutsalını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Eğer değerimiz bizim alışveriş merkezlerinde gizliyse, bizim değerimiz paramıza, pulumuza, dairemize, arabamıza, katımıza gizliyse bu değer bizim nasıl bir kimliğe sahip olduğumuzu ortaya koyacak. Yok bizim bize değer kattığını düşündüğümüz şeyler bayrağımız, camimiz, namazımız, ezanımız, doğru sözlüğümüz, dürüstlüğümüz ise orada başka bir kimlik alanı karşımda çıkacaktır. Bana değerini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim vurgusunu hayatımızın merkezine taşıyabilmek düşüncesiyle. Bu da bu programın spot cümlesi olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Değerli seyirciler, bu akşam sohbet konuğumuz 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden yardımcı doçent doktor Salih Keskin hocamız. Hocamızla değerlerimizi, kutsallarımızı, kutsallara karşı sorumluluklarımızı, kutsallara karşı saygımızı konuştuk ve Doğu ve Batı blok arasındaki kavram iletişimini, bu kavramlar altında nelerin ifade ve izah edilmeye çalıştığını bazılarını zimnen bazılarını da açık olarak okumaya çalıştık. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle hayırlı akşamlar, iyi haftalar, hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.